Başrolünde bizim olduğumuz bir filmin içinde olsaydık, Tarık Akan'ın Hülya Koçyiğit'e söylediği gibi, çıkıp karşına gözlerinin içine baka baka söylerdim her şeyi. Güzelliğin eski filmler kadar etkileyici. Ama güzel bir film gibi değil aramızda olup bitenler. Kavuşamayınca aşk oluyor bunun adı. Ve ben Tarık Akan kadar cesur olamasam da yazıyorum işte bu sefer. Korkmadan gerçeği. Seviyorum seni. Anne sen o gün çeyizleri satayım diye açmadın mı sandı? Ha açtıydım. O zaman görmedin mi saati? Bunların içindeydi işte. Selam millet. Ne oldu ya? Bomba mı düştü buraya? Nedir olayınız? Sorma kızım, başımıza neler geldi? Dedemin köstekli saati yok. Bulamıyoruz. Allah Allah. Nereye gider ki? Kızım kurban olayım, bir de sen bak. Olur anneciğim, bakayım ben de. Şeytan dağda götürdü. Dağda maldan getirdi. Dur. Sen sattın değil mi saati? Kirayı ödemek için sattın. Ne? Ben mi? Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Anne boşuna arama. Suna Hanım satmış belli ki saati. Suna? Anne? Anneciğim, Suna kirayı ödedi mi? Ha, ödedim dediydi. Kaç gündür para yok diye kıvranan sen değil miydin abla? Nasıl oldu da ödedin kirayı? Ben alsam aldım derim. Niye yalan söyleyeyim ki? Babamdan korktuğun için olmasın sakın. Anne, bak bunlar hep senin iyi niyetinden geliyor başına. Zırvalamayı kes bu anı. Benim de canımı sıkma. Topla şu odayı, hayatta bir işe yara. Saati sen almışsın işte. Madem öyle sen topla, bana ne? Sunam. Sen kirayı nasıl verdin? Anne sen bana inanmıyor musun? Yok kızım, inanmasına inanıyorum da. Ya sen Pelin'in o çok önemli hediyesini nasıl aldın? Anne, şimdi bana çamur atıyor bu. Çok ayıp oldu vallahi kızım. Eli boş gitti bu hanım. Çaresine bakarız. Anladım diyorum. Ama öz be öz annem bana inanmıyor. Duygu sömürsün bırak abla ya. Banu sus. Vallahi yolacağım o saçlarını. Neyin mi verdin yoksa? Ay ya sattılarsa? Nasıl alacağız o saati? Öyle mi oldu yoksa? Havada bulut, sen o saati unut anne, unut. Deli olacağım ya. Anlamıyor musunuz? Almadım diyorum. Bence sen babama ne diyeceğini düşünmeye başlasan iyi edersin. Sunam. Ben kirayı nasıl verdim? Başımı eğdim, Zerife teyzeden borç aldım, tamam mı? Abla, olacak şey var, olacak şey var. O bunak kuruş koklatır mı kimseye? Borç aldım diyorum. Aylığımdan kesecek yavaş yavaş işte. Hiç inandırıcı değil. Sanki o Zerife cazısının cebinde akrep olduğunu bilmiyoruz. Kızım bu sefer vermiş demek ki. Anne, geçen bayram ablama altın taktı da sonra geri istemedi mi bu kadın? İstedi, terbiyesiz. Pes anne, yazıklar olsun. Evladına inanmıyorsun ya. Beşer şaşıyor işte. Ne öyle bakıyorsun? Annem hep böyle söylemez mi? Sen var ya, senin için kötü kızım, için. Bırak gitsin anne ya. Düşünsün içeride ne yaptığını. Allah'ım nereden geliyor bunlar başımıza bilmem ki. Olanla ölene çare yok anneciğim. Ne öyle bakıyorsun ya? Bu da senin mi? Abi niye serkeşler gibi arabada içiyoruz? Düşünüyorum zaten. Şu Mert denen hergeleye ne ceza verebiliriz onu düşünüyorum. İkidir karambole gelin. Çağıralım Mert'i.
Yersin diye. Yer misin yemez misin? Oğlum dövmek çözüm değil ki. Ha döveceğiz de ne olacak? Ayrıca biz niye elimizi kirletiyoruz? Söyleriz babamın adamlarına leşini sererler. Ne bekliyoruz? Bilmiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kendini Malkoç oğlu zanneden Mert. Sonra o senin kıl kuyruk kuzenin Özgür. Ve en sonunda o köylü güzeli. Hepsi cezasını çekecek ama hepsi. Özgür'e yazık aslında. Kader kurbanı. Abi neye yazık ya? Bana bugün diklendi mi? Diklendi. O zaman cezasını çekecek. Ama bekle sen. Hep birlikte göreceğiz. Dellendin mi kızım, nereye? Evet dellendim. Madem bana inanmıyorsun Zarife teyzeyle yüzleştireceğim sizi. Gidiyoruz hadi. Hadi anne hadi. Hadi anne hadi. Ya of bir dur ya. Ay ay midem. Bak ben bu kadar gerilimi kaldıramayacağım. Banu. Banu yavrum. Ay midem bir garip. Ay. Ya kalk, bir şey oldu yok midene. Banu, Banu kızım ne oldu sana? Anne, ben çok kötüyüm. Başım dönüyor. Ay ben sanırım bayılacağım. Anne bırak şunu. Kötüye bir şey olur mu ya? Ay. Banu, Banu, Banu! Banu yavrum ne oldu? Sunam. Ben kolonya getireyim elime. Tansiyonun düştü tabii. Miden de bulanıyor mu? Biraz. Kız, sen doğum gününde içki mi içtin yoksa? Ay saçmalama anne ya, ne içkisi? İç bakayım sen önce şunu bir. Ay yok anne ya, içim almıyor. İçemeyeceğim şimdi. Suna, hadi Menekşe teyzenin aletini kap gel de kardeşinin tansiyonunu bir ölçelim kızım. Çok kötü baksana. Kollarıma düştü, bayıldı kuzum. Biraz dinlensin. Bir şeyciği kalmaz anne, merak etme. Ah, çok ağrıyor anne. Gitme bir yere ne olur. Gitmem yavrum, gitmem kuzum. Gider miyim hiç? Sen sakın merak etme. Suna, hadi inat etme de git al gel şu aleti. Ay yok bir şey anne. Anca oyun. Banu'nun işleri. Kalpsizsin işte, kalpsiz. Ne halde olduğumu görmüyor musun? Gerçekten acıyorum sana. Bayılan adamın beti benze atar. Anne bir de şunun haline bak. Kanlı canlı. Maşallah var kızımızın. Suna. Ben Zarife teyzeye gidiyorum. Kızın iyileşince gelirsin sen de. Kaç sen kaç. Sanki niye gittiğini bilmiyorum. İstediğin kadar ayıl bayıl Banu. Bu yüzleşme bugün olacak. Nasılsın kızım? Daha iyisin değil mi? Daha iyiyim anneciğim. Anneciğim. Kuzum. Keşke ablam gitmesine izin vermeseydin. Banu, ablanı hiç şikayet etme bana. Arpa ekenin buğday biçtiğinden de görülmüş. Sen de neler söyledin ona bugün? Yok ben onun için demiyorum ki. Ya ne için diyorsun bakayım? Daha çok yalanı batacak ya. Ona üzülüyorum ben. Ne demekmiş o? Anneciğim sonuçta ablam... İyi niyetle bir şey yaptı. Yani o saati rehine verdiyse kirayı ödemek için yaptı hepimiz için. Vermemiş demek ki. Verseydi Zarife'yle yüzleyeceğim sizi demezdi. Ah anneciğim ya, sen ne kadar iyi kalpli bir insansın. Aman Banu, alemsin vallahi. Öylesin tabii anne.
Şu durumda bile hala ablamı koruyorsun. Korurum tabii. Evlatlarım benim her şeyim. Anne, zaten Zarife teyze sana o parayı ben verdim diyecek. Aksi beklenemez ki. Evet. İşte biz de o zaman çok utanacağız ablandan. Anneciğim, Zarife teyze sence niye böyle bir şey söyleyecek? Bilmece gibi konuşup durma Banu. Anne, şu an ablam zaten Zarife teyzeyi bunu söylemesi için ikna ediyor, anlamıyor musun? Tövbe tövbe. Hem tut ki parayı Zarife teyze verdi. O zaman saat nerede? Suna, Suna, kalk. Anne ne oldu? Dert oldu. Sabaha kadar dönüp durdum yatakta. Evet. Yalan yok. Şimdi eğer bana doğruyu konuşmazsan sana analık hakkımı helal etmem, haberin olsun. Nasıl denkledin sen o parayı, söyle bakayım bana. Yürü anne, yürü. Zarife teyzeye gidiyoruz. Gitmişler. Şimdi bittim ben. Alo? Baba? Ne? Geliyor musun? Banu. Banu kızım. Söyle kızım. Ne oldu? Sakin ol kızım. Ne oldu? Ne? Ne zaman geliyormuş? Eyvahlar olsun. Geliyoruz kızım. Baban yoldaymış, geliyormuş. Yandık bittik, kül olduk. Niye gülüyorsun kızım? Baban geliyormuş diyorum. Anne şimdi sen inandın mı buna? Banu'nun oyunu. Adım gibi eminim yine yalan söylüyordur. Ayılmalar, bayılmalar. Kesin numaradır yine. Yalan mı? Sesi titriyordu kızcağızın. Hem neden yalan söylesin ki Kınalı Sunam? Anlarız tabii Zarife teyzeyle birlikte gittiğimizi. Bizi yoldan çevirmek için uğraşıyor. Anne sen daha kızını tanımıyorsun hiç. Şimdi kanıtlayacağım sana her şeyi. Sakin ol Banu, tamam sakin ol, panik yok. Bu işten dırtacaksın. Sakin ol, panik yok. İşte son durum bu Bani. Dün gece Melih'e 1000 tane filan mesaj atmışımdır herhalde. E'si ne? Hiçbirine cevap atmadı. Bütün gece uyuyamadım. Gözaltlarımı düzelteceğim diye bir saat uğraştım valla. Her şey yolunda gidiyordu ne güzel. Yolunda mı? Doğum gününü hatırlatırım Pelin'cim. Az kalsın sana elveda diyorduk. Babana yakalanmaktan son anda kurtuldun, hatırlıyorsun değil mi? Olsun. Ben kararımı verdim. Melih'le ne olursa olsun barışacağım. Onu kaybetmeyi asla göze alamam. Pelin'cim ben şimdi kapatıyorum. Kuyumcuda randevum var, tamam mı? Hadi ben seni daha sonra ararım canım, bay bay. Of ya. Koyuncağın derdine kasap et derdine resmen. İşte geldik. Ay yürü yürü, yol bitmedi be kızım. Öldüm bittim vallahi. Ya her gün böyle git gel, bir de bana sor. Babam arıyor. Alo baba. Nasılsın babacığım? Sesin çok kötü geliyor. Evet annem yanımda. Şimdi çıkmıştık biz de alışveriş için. Evet evet. Banu arayıp söyledi geleceğini. Tamam babacığım, bekliyoruz.
Yaklaşınca ararsın. Selametle. Kazasız belasız inşallah. Geliyormuş baba. Bak gördün mü, günahını aldın kızım. Ne olacak şimdi? Ne olacakmış? Bilmiyormuş gibi konuşma babanın huyunu. Ya saati sorarsa? Yandık ki ne yandık. Yürü, eve gidiyoruz. Önce Zarife teyzeye gideceğiz. Herkes eteğindeki taşı dökecek anne, hadi. Of Allah'ım. Mert'in motorundan değil mi bu? Evet. Niye sordun? Hiç. Bu motorlar için çok kaza yapıyor diyorlar da. Kuzen? Kuzen ne haber? Ozan. Hadi abi. İnanmıyorum ya. Yanıma bile gelmedi. Çok kızmış. Zarife ablam. Şimdi bizim başımıza bir iş geldi. Anlat Zarife teyze anneme her şeyi. Sen sus, ben konuşuyorum. Zarife abla. Kurban olayım, doğruyu söyle. Sen bu kıza borç niyetine para verdin mi? Vallahi şimdi yukarıda Allah var. Yani ben yalan söyleyemem. Suna'ya borç filan verdiğim yok benim. Geçen gün benim size bıraktığım kösekli saat vardı. O nerede? Siz hele bir nefeslenin. Biz her türlü yardımcı oluruz. Ya tamam, zaten siz bana yardımcı olacaksınız da o saat nerede? İşte burada. Kuzu kuzu sahibini bekliyor. Şimdi şöyle. Siz bana bu saati geri veriyorsunuz. Olur. Ver 300 lirayı. Al saati git. Tamam, alıp gideceğim ama sizin bu saati bana parasız vermeniz gerekiyor. Öyle yardımları belediye yapıyor. Sen beni enayi mi sandın kızım? Tamam. Eğer bana bu saati şimdi vermezsen... Çalıntı mal satılıyor bu dükkanda diye seni ihbar ederim polise. Alacağın olsun kuzen. Yanıma bile gelmiyorsunuz demek. Saçmalama güzelim ya. Vallahi öyle. Melih dünden beri bozuk. Ondan. Niye ki? Biliyorsun, kıyamet koptu. Banu yok mu? Yok. Gelmeyecek. Bugün işi var. Hay Allah. Ben de tam ondan kartı isteyecektim. Neyse. Ararım artık. Kuzen. Melih bana da mı bozuk? Melih genelde bozuk. Öyle söyleyeyim. Vallahi gidiyorum ben yanına abi. Kovacak değil herhalde. Güzel yapma, kalbini kırabilir. Bir şey olmaz. İyi, sen bilirsin. Deme deme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oturabilir miyim beyefendi? Benim bir arkadaşım gelecek ya. Sonra konuşsak olur mu? Melih! Vay vay. Ne güzellik böyle Cemre. Hoş geldin. Pelin, bize müsaade eder misin? Özel konuşmamız gerekiyor da. Hem sana uzak mevzular, sıkılırsın. Geçsene Cemre, ayakta kalma. Sırmacım.
sen daha civcivsin. Cin olmadan adam çarpmaya kalkma kızım. Uf ya, biz artık ortak sayılırız. Verin işte şu saati. Para peşin, kırmızı meşin. Alo Ozan. Banu ne haber? İyilik Ozan. Bugün şu benim saat için halletsek diyorum. Benim saat doğum arkadan yokmuş. Ha, ne dersin? Ozan. Bugün alsak süper olur. Hem para da var yanında. Sonra belki bir şeyler içeriz. Olur olur. Tamam süper. Ben seni daha sonra arayacağım, tamam mı Ozan? Hadi bay bay. Kızım sen esrarengiz misin ya? Bana bunu niye yaptın Zarife teyze? Anneme niye parayı vermedim dedin? Aa, kızım bu ikimizin arasında ayol. Öyle ulu orta herkese söylenir mi? Sana bir haller oldu Zarife teyze. Anneme niye demedin bunu? Ödersiniz deseydin ya. Annene mi? Suna, Sabiha bugün buraya mı geldi? Tamam, anlaştık. Önce iş. Bu bana verdiğiniz saatlerin erkek modelleri var mı? Var. Legendary modeli. Her türlü yardımcı olursunuz herhalde. Aynen öyle. Yalnız biraz zaman alır. Peki bunun fiyatı ne kadar? Saatin birinci eli 2000 civarı. Ama sana 500'e olur. Anlaştık. Şimdilik. Alo Ozan. Buluşalım mı? Şekerim. Ben senin şekerin değilim. Melih'ten uzak duracaksın, anladın mı? Onu bana değil, Melih'e söyleyeceksin şekerim. Bana şekerim deme! Peki Pelin Hanım, demem şekerim. Yalnız benim yapabileceğim bir şey yok. Melih ellerin üzerinden çekemiyor nedense. Demek bende sende olmayan bir şey var. Ne gibi? Onu sen daha iyi bilirsin, babasının masum kızı. Ne yapıyorsun sen be? Melih'ten uzak duracaksın dedim, anladın mı? Çekil ya! Kimse benimle konuşurken çekip gidemez. Rahat bırak beni. Kimi itiyorsun kızım sen? Kimsin sen ha? Bırak diyorum ya. Yeter. Çıkacaksın hayatından dedim Melih'in. Anladın mı? Beni böyle delilerle uğraştırma Melih. Ya Melih. Yani bu modelleri Amerika'dan mı getiriyorlarmış? Ay evet Uzancığım, anlattım ya. Bu modellerden Türkiye'de yok diyorum. Şimdi sen bana 1500 vereceksin. Ben senin için bu işi halledeceğim, tamam mı? Kuyumcum senin için sipariş verecek. Yani aslında başta ben Legendary dedim fakat ne bileyim, Fusion'da fena değil. Adamda katalog vardır, gidip baksak mı? Yok, katalog falan yok. Nasıl yok? Ya Ozan, ha bu ne fark eder ki? Yani Legendary modeli en güzeli bence. Karar değiştirme diyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii öyle. Hem Fusion daha feminen bir tarzda model. Anlatabiliyor muyum? Ama senin daha maskülen bir tarzım var. Sana bence o daha çok yakışır. Peki, öyle olsun. Ya
Banu! Banu! Aa! Anne! Ne işin var senin burada? Sorma kızım, sorma. Eve dama sığamadım. Anne! Ben saati buldum biliyor musun? Oy kurban olurum sana ben! Nerede, nasıl buldun? Ben bunun dolabını karıştırdım anne. Kuyumcunun kartını buldum. Rehin vermiş. Ya şimdi gideceğim adama ağlayacağım, yalvaracağım, geri alacağım saati. Aman kızım, baban gelmeden çöz şu işi. Merak etme anneciğim, halledeceğim ben, tamam mı? Hadi ben kaçtım ama şimdi. Ah Suna, ah Suna, yaktım seni. Senin yalancı seni. Sana hiç yakıştıramadım Suna. Yazıklar olsun. Anne ben yalan söylemiyorum. Zarife teyzenin aklı bir gider bir gelir oldu. Zavallı bunadı galiba, yeminle diyorum. Sus. Konuşma. Biliyorum ben ne yaptığını. Rehin vermişsin işte. Anne günahıma giriyorsun. Hala konuşuyor. Banu bulmuş saati. Ta rehin verdiğin dükkana kadar gitmiş. Ne? Banu bulmuş yani dükkanı, öyle mi? Nasıl olmuş o iş? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar kızım. Dolabında unutmuşsun rehincinin kartını. Oo, buyursunlar hanımefendi. Al işte para, her saatime. Sattım ben onu. Ne? Sattın mı? Ticaret bu civciv. Kusura bakmayacaksın. Olmaz, saati verme demedim mi sana? Neden sözümü dinlemiyorsun? Ben dokunmadım o saate. Banu'nun oyunu bu. Ne oyunuymuş? Neden oyun yapsın? Yavrun düşmüş yollara. Bulmuş dükkanı eliyle koymuş gibi. Ya evet cin. Eliyle koymuş gibi bulmuş değil mi? Allah'ım Kazım'a ne diyeceğim ben? Baba yadigarımı nasıl sattınız, neden sattınız diyecek. Banu Hanım'a parayı yetiştiremedik, kirayı ona harcadım dersin. Bak hem suçlu hem güçlü. Yaptın ettin, şimdi de bana mı yıkılıyorsun? Hayır anne, kimseye yıkılmıyorum ben. Olanı hatırlatıyorum. Kiramızı niye denkleyemedik biz? Allah'ım, Kazım gelince evi dama başımıza yıkacak. Banu yaptı. Kesin o yaptı. Ay delireceğim vallahi. Şimdi ben sana delirmeden... Yıkıl git karşımdan. Gözüm görmesin seni. Alo. Neredesin sen? Arkanı toplamaya çalışıyorum. Bağırma bana. Yalancısın sen. Yaptın ettin, üzerime atıyorsun. Neredesin dedim. Banu, o rehincide misin? Neredeysen söyle, geliyorum oraya. Tamam, biraz sakin ol. Ne yapayım, adam satmış işte saati. Yapacak bir şey yok. Sen sattın o saati. Sen yaptın değil mi? Sen buralara kadar gelip yorma kendini. Ben halledeceğim hepsini. Şu vitrindeki saat benim aradığım saate ne kadar da benziyor. Doğrudur ablacığım. Tamam işte, al uzatma. Oyuna da gerek yok. Aldın paramı, ver saati. Akıllı kızsın. Bak kaptın hemen yolu yordamı. Dersleri de aldın herhalde. Al. Hayrını gör.